Evet sevgili seyirciler bir aradan sonra yine bizler buradayız. Nuri Haksever'i uğurladık. Ahmet Okutan hocamızla arada da bir güzel sohbetler ettik. Bir görseniz şaşarsınız. Ama şimdi Ayşe Tüter'in yanındayım. Muhteşem yemekler hazır iftara. Top bir an önce patlayacak. Bunlar da yenecek diyoruz. Evet. Ama hiçbir zaman doktorlarımızın dediği gibi... Aşırıya kaçmadan, midemizi yormadan, birden yüklenmeden sağlıklı bir şekilde inşallah bugün de bu akşamda da iftarımızı eda etmeyi Allah hepimize nasip evet. etsin inşallah. Evet. Bereketli sofralarımız olsun Allah olmayan herkese de Ver. nasip etsin versin bol tarafından çok tarafından hastalara da şifalar nasip etsin evet. inşallah. Evet Ayşe evet, Hanımcığım. Işte, şimdi sütlü evet. yoğurt, ıspanak pişirmeden ince ince kıydık. kıydık. Sarımsakla yoğurtla, yoğurtla karıştırdık ıspanağı. Servis tabağımızın dibine yaydık. Evet. Köftelerimizi de ben haşladım. Evet. Haşladıktan sonra kızartabilirler de ben kızartmıyorum. Evet. Ee, üstüne Daha bir hafif olur değil üzerine mi Biz böyle hafif 2-3 kaşık kırmızı biberli yağ gezdireceğiz. Yağ gezdireceğiz. O evet. da şimdi biraz daha haşlanıyor köftelerimiz. Daha biraz haşlanan evet, var. da koyduktan sonra kırmızı biberle yağ gezdireceğim. Yemeğimiz İyi hazır. İdiye lüpletmeye hazır. Hazır. Bu da böreğimiz. böreğimiz de pişti. Gizli bahçe biraz böreğimiz. ılınsın keseceğim sıcak göreceğiz. dağılmasın diye. Portakallı tatlımız, tatlımız hazır. arasını açtım ki evet. içi de gözüksün, gözüksün. diye. Evet. Yapanların eline sağlık Yapanların diyoruz. Yapanların sevgili Ayşe Tüter'in eline koluna sağlık muhteşem olmuş. İnşallah programı kapatırken de hepsinin son Tabii. halini göreceğiz. Evet. Bakalım aralarında neler çıkacak gizli bahçenin. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica Ellerinize ederim. sağlık. Evet hocam, iftara da az kalıyor inşallah işte. Evet. Biraz e, günler bu sene geçen seneye göre daha uzun günleri tutuyoruz. E, şey pazartesinden sonra gelindi. 21 dönelim. Haziran daha en sonra, uzun gün. Evet, Ondan dönüyorum. sonra zaten yarılamış oluyoruz orucuda. Yani sayılı bir, gün çabuk sorayım. geçer. Şimdi gelelim şu teravih namazına. Evet. gelelim. Yani. Evet. Şimdi teravih 20 rekattır. Evet. Şimdi bunu Nereden biliyoruz? Evvela en sondan başlayalım. Ee, Kur'an-ı Kerim'in ibadetlerle ilgili ayetlerini ve hadislerdeki yer alan ibadetlerle ilgili bütün dokümanları inceleyip ortaya çıkaran İmam-ı Azam diye bir imam var. Evet. Bu biz onun öğrettikleriyle namaz kılıyoruz. O yani onun Eyvallah. çıkardığı hükümlerle yapıyoruz. O teravihe 20 rekat dedi. Şimdi bir takım profesörler çıkıp diyor ki 20 değil 8'dir. Bu yanlıştır. Yani e, İmam-ı Azam bir daha da çıkmadı bir imama. İmam-ı Azam demek büyük imam demek. Başka evet. imamlar oldu. İmam Şafi, İmam Maliki. Ama evet. Azam ona demişler. Evet. E şimdi bu profesöre İmam-ı Azam deme gibi bir şansımız olmadığına göre bu profesörün söylediğini e, yok sayacağız. Hı hı. Şimdi şöyle Hazreti Peygamber e, yaşadığı süre içinde her an Allah'tan bir ayet gelme ihtimali var. Kendisi teravih olarak Ramazan günü camide 8 rekat teravih 3 rekat de vitir kılıyordu. Cemaat de ona uymuş, 3-4 gün kıldırmış onlara sonra bakmış ki çok aşırı bir talep var. Dedi ki bundan sonra herkes kendini kılacak ben şu anda endişe edelim diyor. Yani sizin bu kadar rağbetinize karşı bir ayet gelir. Der ki teravih farzdır. Siz kılarsınız ama sizden sonra gelenler kılamayabilir. Ümmetimin başına iş açmayın. Siz kendiniz kılın dedi. Ve bıraktı orada. Ancak kıldığı o sekiz rekat. Ben peygamber sekiz kıldı. Ben de sekiz kılacağım diyene şunu diyeceğiz. O kıldığı sekiz rekat sahura on dakika kalana kadar sürüyordu. O 8 rekat. Neredeyse her seferinde bir cüz kuran belki okuyor. Iki, belki 2, belki 3. Tabi. Çünkü yani o 8 rekat ha, ama nasıl bir şey? Hadi sekiz rekat. o sahabilerden bazıları ya eve yetişemeyeceğiz. Keşke bitirseydi dedikleri oldu. Evet. Şimdi böyle bir 8 rekat kılacaksanız buyurun kılın. Yani öyle bir kılamasanız çünkü. Şimdi daha sonra ee, Hazreti Ebubekir döneminde herkes kendisi tek başına kılıyordu. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde de ilk yıllarda öyle oldu. Bir gün Hazreti Ömer devlet başkanı olarak camiye girmiş. Bakmış ki herkes bir yerde bir şey yapıyor, kılıyor. Ne yapıyorsunuz dedi, herkes üstünden sordu. dedi ki teravih kılıyoruz. Yanında Übey bin Kab diye bir sahabeden hafız bir insan vardı. Ona dedi ki ya bunlar böyle bölük porşu kılıyorlar, bu olmaz. Bundan sonra sen geleceksin. Bunlara 20 rekat teravih kıldıracaksın. Tamam dedi ve başlattı. Bu bir bölünmüşlüğü ve parçalanmışlığı önlemiş Hazreti Ömer. Yani namazda farklı yapmayalım. Yani aynı kıbleye yöneleceğiz. Aynı namazı kılıyoruz. Ama farklı farklı hep beraber bir kişi. ve dedi ona ona da dedi ki sen mesela 40 ayet okuyacaksın bir bir, bir rekatta. Ona da öyle sınırlamalar koydu zaman içinde yani sahabeler için Hazreti Ömer'den sonra da e, gücü olan yani e, kıraat bölümünü uzatabilen az rekat da iktifa edebilir. Ama kıraatı kısa olan bari rekat sayısıyla Allah'ın huzurunda biraz daha fazla kalsın demişler ve 20 yapmışlar. onu. Yani böyle ee, şeyde şimdi kalkıp da e, inna atayna okuyarak 8 rekat kılmadı Hazreti Peygamber. Onun için çok fazla durmak gerekir gece namazında. Onun için 20 rekat kılmamız gerekir. Bir de işte Peygamber öyle yaptı ben de öyle yapacağım diyene de diyorum ki ben Hazreti Peygamber Ramazan'ın son 10 gününde dünya ile ilişkilerini koparır. Bir caminin hücresinde itikafa evet. İtikafa girerdi. İtikafa. Gece namazlarını... Girebilecek misiniz bakalım? Ha, siz de onu da yapın. <laughs> Ondan sonra sekiz rekatı sahura kadar uzatıyordu siz de öyle onu yapın. Da yapın. Ondan sonra gece namazlarını zaten daha fazla artırıyordu ve Ramazan'da ibadetleri artırıyordu. Siz de yapın bunu da yapın ama sahura kadar da uzatın. Yani sekiz rekat diye bir teravih yok. Yok. Yirmi yani, rekat 20 Yirmi rekat kılınacak. Yani bak ben geçen... Ama dört e, dört de kıldırılabilir hoca. 2 iki, iki, tabi, iki tabi de kıldırılabilir. Onda ben, bir şey yok. Ben işte yok. onu geç, geçen dedim ben... Ben imam olsam ve bana cemaat, şimdi bazıları, ben diyorum camilere, sekiz hmm. rekatı kılanlar gidiyor. Yani kalbim. Evet, evet. Cemaati bölüp gidiyorlar. Bu çok bir yanlış. Yani bu bu cemaati cemaatin bütünleşmesini önler. Ben dedim ki ben imam olsaydım bir camide evet. ve 8 rekatta giden olduğunu görseydim derhal bir karar alırdım. Yirmi rekatın sonunda selam verirdim. Bana uydum imama diyen adama yirmi rekat kıldırırdım. Ondan Selam sonra yok arada. Selam yok o zaman bakalım ne yapacaksın. <laughs> bak yani bu, bakalım gidebilecekler bunlar Bunları yani. böyle yapacaksın. Şimdi hani bak. Cuma şey, namazında da öyle oluyormuş hocam Cuma erkeklerde. Cuma'yı da yapıyorlar da. Evet. Şimdi bakın uydu imama diyorsun, İmam kılıyor sen bırakıp gidiyorsun. Bu nasıl uymak? uymak? Hani uymak yani imama yarı yolda bırakıyorsunuz ya. Evet. Yani imamı yarı yolda bırakan adamdan bir şey olmaz ya yani. O 20 rekat. 20 rekat <laughs> kılacak teravih. Yani, yani kılabiliyorsanız 20 kılın kılamıyorsanız yası namazını kılın yani. Şimdi biraz önce söylediniz hocam oruç tutamayan kişiler günlük 15 lira dedi. Evet 15 lira. Ama bu oruç tutamayan kişiler için değil mi? Peki şey olanlar ne yapmalı? İşte seferi olanlar iş için tutamamıştır, şu tutamamıştır yani bilerek değil e de. E o daha sonra daha sonra Geniş tutabiliyor. Geniş bir zamanda tutabilir. Tabii, Kaç gün. gün tutmadıysa. Kaç gün tutmadıysa başka gün onları tek tek tutar. Onu tutabilir tabii, diyoruz. Tabii, Peki. Tabii. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Altı günlerde tutulan oruç ee, oruç borçlarının yerine geçer mi? <laughs> oruç borcunuz varsa altı gününü karıştırıyorsunuz. O başka bir şey. Gayet evet, tabii ya orucunu, orucunu borcunuzu bir tutun. Altı gün tutmak diye bir, bir mecburiyet yok. Evet. Ama borcunuzu tutmak yani zorundasın. borcunuzu verin. Borcunuzu ödeyin. Altı gün kalsın. Kalsın. Tabii. Evet. Bayram günü oruç tutulur mu hocam? Hayır haramdır bayram günü. Bayram günü yemek, içmek, eğlenmek. Bayram e, sevincini yaşamak. E, yaşamaktır. Yani o haramdır. Bayram günlerinde her iki bayram günlerinde oruç tutmak haramdır. Haramdır. Peki bazı kişiler diyor ki ay unuttum yedim. Oruç bozulur mu o zaman? Yani unutarak bir şey ağzına attıysa veya dalgınlıkla bir şeyin tadına bakıp yediyse. O hayır, o bir şey olmaz. Yani kasten Kur yapılan. Kur'an kasten e, velakin tahammedet kulubum. Kalpleriyle kasten yaptıkları şeyi Allah suç sayar. Peygamberimiz de buyuruyor. Üç şey benim ümmetimden kaldırılmıştır. Bir unutmak, bir yanılmak, bir de e, e, bilmemek. Yani evet. o hadi mecburiyet bir de zorlamak yani evet. uyumak e, unutmak bir de mecburiyet bir de, zorlanmak. Mesela birisi size tabanca dayadı "Şunu yiyeceksin Ramazan gününde dese gene orucunuz bozulmaz. Unuttunuz yediniz gene orucunuz bozulmaz." O yani o onda bir şey yok. Çocuklara kaç yaşında başlatmamız lazım hocam oruca? Ben şöyle yani bu dini bir görüş değil benim söylediğim. Evet. Şahsi bir görüştür. Bence çocukların şöyle yedi yaşından sonra hem namaza hem oruca kısmen başlatmalı. Mesela sahura kaldırmalı, hı hı. yedirmeli. Öğle saati geldiğinde de tamam senin orucun bitti. Çocuk orucu değil. Senin orucun bitti demeli. Evet. Yani ona böyle bir, bir başlangıç Teşrit. yap, bir teşvik etmeli. Yani ve bunu da sık sık yapmamalı. Hı hı. Yani arada yani sahur ve iftar e, e, vakti ve mesela diyelim ki. 10 ee, yaşında bir çocuğa e, diyelim kadir gecesi gününde bir gün oruç tuturulabilir 11 yaşında çocuğa tuturulabilir ee, şeyin e, iftarın neşesini de yani çünkü acıktığı zaman iftar iftar sofrası farklı gelir insana. Tabii. Öyle öyle bir alışım ama zorlamadan kendi isteği olacak hevesi olacak ki mesela biz çocukken çok iyi biliyorum ben. Yani sahurda kalkmak bizim için dünya tabii dünya tabi, güzeli tabi, bir şeydi tabi, ya. yani. Tabi. Hep yaşadık o mutluluğu. Mutlaka kaldırın biz yediyorduk. Dövünürdük. Yani niye bilmiyorum bizim yani. uyandırmadınız. Niye kaldırmadınız ya Yani sahurda, derdik. Yani o o bir teşviktir. O bir 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 başlangıçtır. Evet. E, ama zorlamamak lazım. Hiçbir şeyi zorlamamak lazım. Evet. O zorlama yok zaten Zorlamak. bizim dinimizde. zaten. Bir evde anne ve baba yani dindarlığını sergileyebiliyorsa hiç korkmasın çocuklar zaten dindar olur. Yani anne ve baba namaz kılıyorsa oruç tutuyorsa sahura kalkıyorsa iftar yapıyorsa orucunu tutuyorsa. Çocuk muhakkak etkilenir. Bir ve de, nebze de olsa kesinlikle fıtratına kesin, bir şeyler girer kesinlikle değil et, mi? Ve etkilenir de yani çünkü. Bir de hiç diyelim ailede böyle bir şey görmeyince nasıl oruç tutsun, nasıl namaz? Bilmiyor ki ne olduğunu. Bilmiyor, ne? bilmediği şeyi nasıl yapsın? Onun için yani aile önemli, aile ortamı çok önemli, toplum da çok önemli. Yani bulunduğunuz yerde de önemli. Şimdi öyle bir yerdesiniz ki oruç tutmayan yadırgan, yadırganır, orada tutarsınız. Ama öyle bir yerdesiniz ki yadırganmıyor orada da tutmuyor. Hocam yani, ne mutlu ki ben şu, son birkaç senedir epeydir yani son 5-6 sene belki daha fazla e, cuma namazlarında olsun bayram namazlarında olsun camilerin dolup taştığını görüyorum. Tabii. Yani e, sanki eskiden benim çocukluğumda tabii ki vardı teravih namazlarına gir, götürürdü ailem bizi giderdik görürdük ama böyle bir kalabalık sanki yani her cami belli başlı büyük camiler dolardı eskiden. İşte Yeni Cami, Doğum Bahçe Camii, <laughs> Sultan Ahmet e, bunlar dolardı. Her zaman dolu olan camilerdi. Ama böyle mahalle aralarındaki oradaki burada bu kadar doluluk yoktu gibi geliyor bana. Ama şimdi Maşallah o kadar hoşuma gidiyor ki ve e, şeye bakıyorum gelen kesime bakıyorum çok genç nüfus var. Evet. Bunu siz de mutlaka tabii, fark etmişsinizdir. Tabii tabii yani gençler de. Genç nüfus çok fazla var gelen namaza. Evet ama yani şöyle camiler bir defa bayramlarda hep doludur evet. ülkemizde yani onu, onu hiç teravihlerde... Mesela yani Sultan Ahmet Camisi teravihite hiçbir zaman dolmadı yapıldı yapıldı, gene de dolmaz. Süleymaniye'de de mesela evet. teravih iki saftır çünkü oralarda oturan fazla insan yok. Ama mahalle camiği ulaşım de... açısından tabii, da olmuyor tabii. Tabii yani ama diğerde mesela Eyüp camisi öyle değil. Evet. O o o ama Ramazan Hocam razı... geçen hafta gittim. Ramazan iftarımı suyla açtım. Oturup yemek yiyecek yer yemezsiniz, bulamadım. Yemezsiniz, yani öyle bir durumdaydı orada, orada, evet, Eyüp orada. Sultan. O orada evet. yani bu insanların yani bulunan insanların durumuna göredir. Evet. Şunu söyleyebiliriz yalnız. Yani camilerde e, insanlar, e, camide namaz kılan insanlar işte Cuma'da, bayramda insanlar geliyor diye Türkiye'de dindarlık ilerledi diyemiyoruz maalesef. Hı hı. Çünkü e, namaz kılmak Müslüman'da fonksiyon icra etmiyor. Yani bu e, birçok kötülükleri işleyen insanlar da muhtemeldir ki namaza geliyorlar. O, o orayı orayı gözden kazanıyor. Yani camide çok cemaat var diye biz Müslüman bir toplum olduk. Müslüman çok iyi bir Müslümanız diyemiyoruz maalesef. Ee, yani o mesela herhangi bir kahve Ama biz dışarıdan öyle görüyoruz yok, hocam. Yok yok değil öyle değil. Şimdi herhangi bir kahveye gidin tıka basa hem de gençlerle doludur. Yani tüttürüyorlar yani. Ramazan günü hiç, hiç fark etmiyor. Mesela Üsküdar'a gidin. Ramazan öncesi kahvenin önünden geçiyordum. Doluydu. Ramazan günü geçiyorum gene dolu. Tutmayan da çok var oruç. Herhalde çok var. Oruç. Var. Tabii tutan yani da çok şimdi var. Yani Allah herkesi o, ıslah etsin. Onunla bir şey diyemeyiz. Başka diyereksin. yani şunu demek istiyorum. E, görsellikle faz, görsellikle görsellikçe fazla e, aldanmamamız lazım. Hı hı. Yani hı. şöyle e, namazı içselleştirerek hakikaten Allah'a ...orada bir takım sözler verip de o sözleri tutacağı anlamında kılıyorsa ona ne ala? Öyle çok az insan var ve eğer e hala çok mediysek bunca kokuşmuşluğa rağmen... ...böyle insanların duaları sayesindedir yani onu söyleyeyim ben size. Eğer gök dua üstüne duruyor. Ya yani zaten. dua üstüne duruyor. Yani. Peki hocam şimdi namaz çok önemli. Tabii dinin direği. Direk yani namaz evet. direk. Şimdi oruç tutup namaz kılmayan insanlar e, ne durum? Anlamakta güçlük çekiyorum ben. Yani ona soracaksınız niye oruç tutuyorsun Hı. diyecek Allah'ın emri. Hı. Peki namaz babanın emri mi yani niye bu namaz kılmıyorsun? Ona ne diyeceksiniz? Yani bu bu ikilem yani şeyde İslamiyet'i benimsemedi ki yani İslamiyet'i tam anlamamış bilmemiş. Ya yani imanı yerleşmiş. Ya İslam yani imanın farkında değil yani. Şimdi bak şöyle bir durum var. Diyelim ki öldün. Hiç oruç tutmadın. Basarsın parayı, dersin çoluğuna çocuğuna benim şu kadar lira borcum var, orucuma verin. Ve öte tarafta da sana bir şey sorulmaz. Ama namaza yok böyle. Ama bir rekat namaz için bütün dünyayı versen gene o namaz sorulur. Şimdi mümin yani o daha az önemlidir, daha çok önemlidir demiyorum ama yani iman etmiş insan Allah'ın emrettiği bir şeyi yaparken bir başka şeyi nasıl ihmal eder? Yani Allah demiyor ki ben size şunları emrediyorum. Bunları şimdi seçin, beğendiğinizi yapın, beğenmediğinizi bana bırakın demiyor ki bunları yapın diyor. Ve Kur'an e, oruç tutmakla ilgili bir tane emir var. Namazla kılmak, namaz kılmakla ilgili emirler yüz civarında. Şimdi hocam ben kendi adıma söyleyeyim. Buraya geliyorum. Öğle namazını kılamıyorum. Yani e, ikindi de burada yayının bittiğinde gidiyor. Ya okunmuş oluyor. Gidiyorum önce ikindiyi kılıp arkadan öğleyi kaza edebilir miyim mesela? Yok yani, onu o şöyle yapacağız. Bunu nasıl yapmalıyız? Benim gibi çok insan var. Şöyle yapacağız. Veya ikindiyi de kılamıyor. Akşama yetişiyor. İftara yetişiyor eve Sabah namazını çıkıp evden giden var mesela. Şimdi şöyle yapacağız. Kılıp Şimdi diyelim bir adam bir gün öğle namazını kılamamış. Evet. Sonra ikindi vaktini eve gitmiş. Evet. Abdestini almış. Önce öğle namazının farzını kılacak. Evet. Sonra ikindinin farzını kılacak. Böylece de kaza olmuyor. Namaz, kaza da niyet etmeyecek. Öğle namazının farzını, sünnetleri kılmayacak. Öğle namazını farzını kılıyorum diyecek. Evet. Onu kılacak. Sonra ikindi kılacak. Ama Eğer, tüm sekiz rekat alarak kılacak. O, onu, onu, onu tabii, onu tam yapacak. Evet. Ama diyelim ki öğleyi de ikindiyi de kaybetmiş, akşam namazında eve gitmiş. Evet. Önce öğlenin farzını, sonra ikindinin farzını, sonra da akşam namazını kılacak. Ha. Yani o sırayı bozmamış olacak. Yani önce... E Kimse. Tabii o, okunmuş namaz kılınıp arkadan öbürlerinin yok, farzları kalıyor. Namaz çok önemli çünkü sormak diyorum i̇şte yani ha hepimiz öğrenelim doğrusu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Uhud harbinde öğle ve ikindi namazını kılamamış. Evet. Sonra işte gelmiş şeyde önce öğleyin farzı, sonra ikindi farzı, sonra da akşam namazını kılmış. Evet. Yani usul bu şeyde. Evet. Böylece siz namaz sırasını da bozmamış oluyorsunuz. Bozmamış oluyorsunuz. Oluyorsun. Yani usul oluyorsun. budur. Evet. E, yani ona tabi dikkat etmek lazım. Şimdi şu olabilir. Yani öğle namazı vakti eğer öğle diyelim ikindi ikindi namazında kılabilecek durumda değilsiniz. O zaman şundan yararlanırız. Öğle namazı vaktinde öğle namazıyla ile ikindi birlikte kılarım, giderim işimi artık yani oradan nasıl namaz kılamayacağım sonra eve gidince akşam namazını kılarım yani o evet. ikisini birleştirip kılma imkanımız da var yani dine göre evet. ee, yani iş nedeniyle bulunacağımız yer nedeniyle mesela ben Almanya'da söylüyordum adam ikide madene iniyor bir daha 12'de çıkıyor oradan yani ikindi ve akşam namazlarını madende Almanya'da yerin dibinde kılma imkanı yok onlara diyordum ki o zaman öğle namazını ikindiyle beraber kıl git e, işine sonra eve geldiğinde gece saat 12'dir önce akşamı, sonra yatsı namazının farzını yatsı namazını kıl git evet. yani böyle bir imkanımız da var evet. ve namazın hiçbir şekilde terkine din e, müsaade etmiyor peki yatsı namazı hocam akşam kılınamadı ertesi günü yatsı namazı kılınır mı? kazası olur mu? olmaz Olur mu böyle bir şey? Nasıldır onun usulü? Yani şimdi şöyle aslında kaza namazı var deme demek içimden gelmiyor. Evet. Derseniz öyle dediler yıllardır ve herkes na namazı kazaya bırakmış. Bu büyük bir cinayettir. Hı -hı. Namazını kılamayan insan tövbe edecek ve evet. diyecek ki ben onun yerine bunu kılayayım ama yar bir tövbe ediyorum. Bir daha da bırakmamaya çalışacağım. Beni affet diyecek. Yani kaza olarak kılabilir ama yani öyle tek tük olursa yani şimdi şöyle yaparsak biz yani 50 yaşına kadar kılmayalım 50 yaşından sonra başlarız onlar da kaza ederiz. Böyle bir iş yok yani bunun özellikle bilinmesi yani izleyenlerin bunu bilmesi gerekir. Namaz kaza demek şu demektir. Elde olmayan bir olay ortaya çıkmak. kaza budur. Ne, ne oldu evet. sana? Düştün. Niye kaza oldu da düştün. değil mi? Kaza bu. Evet, evet. Yani hiçbir neden yok. Namaz kılmadın. Sonra onun kazasını yapayım. Yok, öyle bir şey. Böyle bir şeyin affı da yok. Öyle öyle bir şey yok. Ha, affı şöyle belki. Yani Allah e, yaptığımız bu yanlışın farkına varır ve dönersek ve ondan sonra da hiç namazları kaybetmemeye başlarsak affeder Allah. Öyle de düşünmek lazım. Çünkü evet. E, maksat başladığın andan itibaren yani söz verdiğin Allah'a söz verdiğin andan itibaren o işlediğin herhangi bir yanlışı tekrar etmesen sorun yok zaten. Allah da çok bağışlayıcıdır yani onu da hep göz önünde bulundurmamız lazım. Allah çok Allah ya Hazreti Peygamber bak şöyle diyor Peygamberimiz Allah rahmeti bin parçaya bölmüş 999 parçası kendisinde bir parçasını da bütün canlılara verdiği at yavrusunu emzirirken kafasına vurmasın diye ayağını havaya kaldırması da o rahmetten dolayıdır diyor. Yani 999'u Allah'a kalmış. Allah da kal, bir tanesini bütün yaratıklara vermiş. Ve işte hayvan yavrusunu emzirirken onu korumaya alması o rahmetten dolayıdır. Yani düşünün ki 999'u Allah'ta o bize nasıl acir nasıl merhamet eder. Yani ben şunu söylüyorum Ramazan başlamadan önce çok sıcak vardı. Ramazan evet. başladı yağmur Havalar. geldi, serin geldi. Bu alan rahmetidir. Geçen hafta bile bu hafta için dediler ki çok sıcak geliyor, Hiç de öyle korkunç. Olmadı. Hiç olmadı yağmurlar iki gün önce, rahmet iki gün yağdı. Önce buradan arabaya zor gittik yağmurdan evet, yani, yağmur yağdı. Ya Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah'ın işine karışmayın. Karışmayın da, yani. da hem de rahmetinden çünkü çok ayet var. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümidini keser. Doğru. Allah'ın rahmetinden hiçbir zaman ümit kesmeyeceğiz. Allah büyük diyeceğiz. Allah beni korur diyeceğiz. Evet. Ya Allah'ın kuluyum ben. Tabii ki o koruyacak. Yani kim kim Biz kimiz ki hocam? Ha, Biz başka, kimiz? başka kim koruyacak bizi? <laughs> Biz kimiz? Bizim başka başvuracağımız başka bir kapı da yok. Onun kapısına başvuruyoruz. Allah kendinden başka kimseye muhtaç etmesin e, bizi. Amin. Yani yani Allah'ı bilmek işte budur. Yani kendisini evet. Allah'a teslim etmek. Evet. Yani şeye demişler Rabia Sultan'a işte çok ibadet eden bir bayan dediler ona ki sen ne, ne mutlu sana sen dediler direkt cennete gideceksin bir Hiç belli şey. oldu. Hayır, dedi hayır dedi dedi ne oldu dedi. E sen baksana ya namazlarını kılıyorsun, orucunu tutuyorsun, ilaveler yapıyorsun. Ya dedi siz beni amele mi zannettiniz? Yani iş yapıyorum da Allah ücretimi verecek. Ben ücret versin diye yapmıyorum. Ben Allah emretti diye yapıyorum. O beni nereye koyarsa onun bile o benim lutfun da hoş, kahrın da hoş diyor. Yunus Emre de diyor bunu. Evet. Allah beni nereye koyarsa değil mi ki o koydu benim itirazım olmaz. Cehennemde olsa. Kaldı ki Allah soruyor bize bir soru bak diyor. Ma yef'alullahu bi adabikum in şekertum ve amentum. Siz iman ettikten ve benim sizi yaratmamdan dolayı ibadetle şükrü yerine getirdikten sonra niye azap edeyim soruyor siz iman ettikten sonra ve şükrünüzü eda ettikten sonra şükür imanın az şükrediyoruz hocam biz. İşte o ibadetleri yapmaktır yani namaz mesela bir biz şükürdür. Az şükrediyoruz. O oruç şükretmemiz için o kadar çok sebebimiz var. E, elbette ki diyor yani ben niye azab edeyim size? Hem iman ettiniz hem de ibadet ediyorsunuz, şükrediyorsunuz bana. Niye azab edeyim diye soruyor azap etmez. Hocam şunu sormak istiyorum size şimdi. Bazı insanlar dillerine pelesenk olmuş. Ben iyi bir insanım. Yok öyle. Bir ben işte haram yemiyorum. Kalbim temiz. Kalbim temiz. Kul hakkı yemiyorum, kimsenin malında, mülkünde gözüm yok, kimsenin parasında gözüm yok. Ben Allah'ın sevgili kuluyum. Allah beni affeder, namaz kılmasam da, oruç tutmasam da. Ben kimsenin e, haram bakıyor muyum, kibir yapıyor muyum, İşte kul hakkıyla gidiyor muyum? Bunlarla bir böyle bir avuntu dönüyor ortalarda. Hiç alakası yok. Dindarlıkla alakası yok. Allah'ın Tabii ki bunlar çok güzel vasıflar. Kaldı ki namaz kılmayan adamlarda o vasıflar olmaz. O da yalan. Bak nasıl altı kırmızı çizgili konuşuyor hocam. E yani o da yalan ya. Namaz kılmıyorsun. Allah'a şükretmiyorsun. Bana teşekkür edeceksin. Hadi orada. Peygamberimiz buyuruyor. Allah'a şükretmeyen kullara teşekkür etmesini bilmez. Yani öyle bir adam nerede? Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor ama hak hukuk yemiyor. Yok böyle. Namaz kılanlar, oruç tutanlar hak hukuk yiyor da yemiyor. <laughs> Tutmuyor. <laughs> e hiç mümkün değil ya. O, o bir avunt ki. kalbim temiz. Yani, evet evet. ya, e, kalbi eğer Kalp bir, gözüm açık kal benim. Kalbi deterjanla yıkama imkanı olsa biz de yapardık ama yok öyle bir imkan vermiyor Cenab-ı Hak. Diyor ki namaz kılacaksın beş defa. Oruç tutacaksın bir ay. Yani. Çok da bir şey istemiyor ki bizden. Hayır bunlar, bunları... Bunları eğer, eğer e, 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 temiz iseniz yapmayın dese biz de bir kendimize bir ayırırız. Öyle değil mi? Hepiniz de yapın. Ey iman ettim diyenler. Evet. İman ettiysen bunları yapacaksın. Evet. Ki iman ettiğinin bir anlamı olsun. Yoksa bunları yapmıyorsan o zaman iman etmedin. Olay budur. Yani e, İngiliz bir düşünür var Muhammed Piktal. Müslüman olmuş sonra. O diyor ki yaptığın kadar inanıyorsun. İmanın yaptığın kadardır. Ahlak seviyen de yaptığın kadardır. Yani yapmadığın şeyin iddiasını yapamasın. Yani e, bir, bir ben ahlaklıyım diyemesin. Yani e, eğer bir, bir yanlışın varsa diyemesin. E, namaz kılmıyorsun ama ben iman ettim. Demek ki namaza iman etmedin. Onu onu ahirete inanmadın demek ki. Allah soracak niye namaz kılmadın? Ne cevap vereceksin? Ahirete inansan korkardın. Bu nasıl hesap vereceğim ben %50'siymiş diye. %50'siymiş hocam öbür tarafa geçme. Anahtarın yüzde %50'si namazmış. Ya şimdi bir de şöyle bir, bir, bir insani olarak da bir düşünelim. Diyelim ki e, her peygamber ümmetiyle birlikte olacak. Şimdi bizim peygamberimiz burada oturuyor. Biz de oradayız. Bize soracaklar ki niye namaz kılmadın? Peygamber mahcup olmayacak mı Yani bu şu kadar bir şu kadar bir, bir vefamız da mı yok ya ki o peygamber vefat ederken evet. e, ölüm e, sancıları ilerlediğinde dedi ki ya Rabbi bu ne acı bir, bir durum benim ümmetim buna nasıl dayanacak ya Rabbi ümmetimden herhangi birisi öleceği zaman çekeceği acıları şu anda bana ver de ben çekeyim de onlar ruhlarını acısız teslim etsinler diyen bir peygamberin Yaptığını, yaptığını yapmıyorsunuz, şu kadar vefanız yok ve en son sözü de şudur ümmetim namazlarınıza ve hanımlarınıza dikkat edin. Yani idama giden adamın son sözü yerine getirilir ya evet. yani suçlunun. Hazreti Peygamber bu diyor ki hanımlarınıza dikkat edin, namazlarınıza dikkat edin. Bu iki şey ise işte, son sözü buydu efendimizin. E şimdi e, ahlam temiz. Hanı, boşa, boşadığı hanımı dövüyor. Niye niye evlendin? Öldürüyor. Niye seni evlendin? Evet. Ya senden boşandım ben. Senden nikah düştü, bitti. Sana yani. ne <laughs> Mesela evet. yani şimdi evet. Müslümanlık eylem dinidir evet. ee, ve o eylem eylemin yüceliğini ibadetlerle ulaşılır... Bak şunu hiç unutmayın. ...Hristiyan Hı dünyasında bir Mevlana yok, bir Yunus Emre yok. Niye yok? Çünkü onlar gibi olabilmek için ibadet de gelişmek Gelinir. lazım. Başka yerlerde olmadığı Tek için. On, sadece lazım. İslam dünyasında vardır böyle insanlar. Evet. Onun için ibadet etmeyen insan, öyle dediğiniz gibi Hak hukuk yemez, yalan konuşmaz, kimsenin namusuna göz dikmez. İşte Yok öyle. şey. bunlar çok bir... konuşuluyor ya şu boş anda. Ya kon, boş konuşma. Evet. Yani. İşte ben İnsan namaz kendi, kılmıyorum kendini ama. Kendini avutuyor. evet. Kendini evet. avutuyor yani. Evet. Kendini evet. avutuyor. Bu, bu başka bir şey değil. O öyle evet. bir şey. Ben iyi insanım. Ben Allah'ın sevgili kuluyum. Neden biliyorsun? Yani ne Nereden biliyor? Şey. Yahudiler ve Hristiyanlar da dediler ki işte Kur'an diyor. Dediler ki biz Allah'ın sevgilileriyiz. O bize ceza etme, ceza vermez diyor onlar Allah Kur'an'da. O zaman ya bir ölümü dileyin bakalım ne oluyorsunuz. Şimdi bak Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam çok fazla yani namazın namaz salat kelimesi vuslattan da gelir. Allah'la birleşmedir. Vuslattır Allah'la. Çok fazla namaz kılıyordu. Hatta bir ara yani ayaklarında şişlikler oldu namaz. Gece boyunca kılıyor. Hazreti Ayşe dedi ona ki eşi ya Allah seni affetti. Senin günahın yok. Sen cennete gideceksin. Oh, oh. Bu kadar çok ne kılıyorsun? Eziyet ediyorsun. Dedi ki: Allah'a şükreden kul olmayayım. Yani şükrün en önemli göstergesi namazdır. Namaz kılmayan adamın şükrü olmaz kısaca. Böyle çok <laughs> önemli bir şey söylediniz. Evet. Ben bir Ayşe Hanım neler tamam, yapmış hayır. bir bakayım. Tamam. Zamanımız da tamam. daralıyor. Tamam. Ayşe Hanımcığım efendim. Börekler, gizli bahçeler Yer, hazır. 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 Köfteler hazır. Tatlımız Şöyle. hazır. Ya, Her şeyimiz iftara hazır. 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 hazır Hocam iftarı burada mı yapsak ne yapsak? <laughs> Tatlı. Tatlımız da hazır. evet. Böreğimiz de pişti. Demek ha. ki böyle köftemizin üstüne yağını döktük. döktük. Kızartmadık biz. Biraz sarımsaklı yoğurt da oh, üstüne koydu. Ve çok nefis, nefis, leziz bir köfte olmuş. Afiyet olsun. Olmuş. Ellerinize, emeğinize, sevginize ve gönlünüze sağlık. Teşekkür ederim. Onlar, sizin o güzel de. sevginiz, gönlünüz ve yüzünüzün güzelliği yemeklere geçiyor. Onun için hepsi çok lezzetli teşekkür oluyor. Teşekkür ederim. Sizin güzel görüşünüz. Çok teşekkür ediyorum Ayşe Hanımcığım. Rica ederim. Evet hocam. Bir dua yapalım mı hocam? Hay hay yapalım. Çok isterim sizden bir dua hay dinlemek, hay bir hay iftar hay. duası. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Ya Rabbel alemin. Başka başvuracak bir kapımızın olmadığına gönülden iman ederek her an senin kapındayız. Senden diliyoruz. Senden rahmet, merhamet bekliyoruz. Mağfiret bekliyoruz. Ellerimizi boş çevirme. Ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Rabbi tuttuğumuz oruçları gayesine ulaştır Ya Rabbel Alemin. Amin. Kabul eyle Ya Rabbi. Namazlarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Çoluğumuzdan çocuğumuzdan namaza, oruca uzak duranların gönlüne de merhamet e, imka Amin. ederek onlara da ilham vererek namaza, oruca, alışmalarını Amin. nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Milletimizi, memleketimizi şu anda içinde bulunduğu bu tür sıkıntılardan muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi milletçe daha nice Ramazanlara huzur içinde, gönül rahatlığı içinde, ailede huzur, memlekette huzur içinde ulaşmayı ve bayram sabahına orucu sadesinde, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olarak ulaşabilmeyi cümlemize nasip eyle Amin. Ya Rabbi. Bu vesileyle geçmişlerimizin cümlesinin ruhlarına da hediye eylediğimiz dualarımızı ulaştır ve onları da affeyle Ya Rabbi. Amin. Cümlesine rahmet eyle, cümlesine merhamet eyle Ya Rabbi. Amin. Şu saatler önemli saatlerdir Ya Rabbi. Biz şu anda sabahtan imsak saatinden beri ims ibadet halindeyiz. Bu duygularla diyoruz ki Ya Rabbel Alemin ne kadar hasta varsa cümlesine Amin. şifa nasip eyle Ya Rabbi. Dertli kullarına devalar ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Ölmüşlerimizin cümlesine de rahmet ve merhamet eyle ya Rabbi. Amin. Bize de sağlıklı ve senin yolunda tüketilebilecek ömürlerle muammer eyle ya Rabbi. Amin. Oruçlarımızı kabul et. Şüphesiz senin, e, sensin bütün duaları kabul eden. Şüphesiz sadece sensin övgüye ve hamde layık olan ve sadece sensin her şeyi bilen ve her şeyi yapan. Bizi bilginin dışında tutma ya Rabbi. Amin. Rahmetinin dışında tutma ya Rabbi. Bizi en iyilerden olmayı bize de nasip eyle ya Rabbi. El Fatiha. amin ağzınıza sağlık hocam amin çok Allah teşekkür Allah razı ediyorum olsun. Allah razı olsun sizden, sizden de, de teşekkür hayırlı iftarlar olsun Cümleniz bizden sonra iş. programınız başlayacak hayırlısıyla inşallah. inşallah kolay gelsin diyorum çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum ben de değerli bilgileriniz için sağ olun, sağ olun. evet sevgili seyirciler bu mübarek cuma gününde de programımızın hafta sonunda sonuna geldik İnşallah pazartesi günü hasretle sizleri özleyerek sizler de bizleri özleyin Ayşe hanımla ve konuklarımla yine Kanal G ekranlarında olacağız. Pazartesiye kadar hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı, huzurlu, sevgiyle kalın efendim. İyi hafta sonları.